ama biz zengin miyiz? Yok kızım, ne zengini? Çok şükür fakir de sayılmayız. Her bir şeyimiz var ama. Arabamız yok. O da olacak inşallah. Evimiz? Samandıra'da arsa aldık ya kızım. Yaptıracağız birkaç yıla kadar. Kale gibi olacak, kale. Öyle 7-4 şiddetinde deprem meprem vız gelir ya. Kapıcı deyip geçme sen. Babam bilir işini. İcabında şöyle bir uzatır ekmeği, buyurun. Adam çıkarır 1 milyon verir, üstü kalsın der. Sonra yılbaşında, bayramda bahşişler. Baba bana deniz kızı bay baksana. Deniz kızı ne? Bebek baba, Barbie bebek. Bırak kızım şimdi Barbie marbi. Para harcamak zamanı değil. Bak hükümet her şeyden vergi alıyor bak. Aç şu kapıyı Sultan Hanım. Çorap alacağım kadın, aç dedik şunu. Al çorabını ama. Hı. Kafamı alsaydın bari. Dağıtma beni sabah sabah. Yeleğimi de ver şuradan. Al yeleğini de. Bu ne rezillik? Bu nasıl karı kocalık? Tövbe tövbe. Mübarek günde yatak odamıza da mı giremeyeceğiz artık? Bayılmadım senin odana da yatağına da. Gideyim diyorum bırakmıyorsun. Gideyim, gel sen buyur rahat rahat yat. Bak keyfine. O nasıl söz öyle kadın? Bir yere gidemezsin. Allah Allah. Adamı günaha sokmasa olmaz sabah sabah. Maşallah. Büyüdü de babasına yardım ediyor artık. Çok akıllı o dayısı çok. Sıtkı amcasından resim dersi alıyor. Cenab amcasından İngilizce. Aferin sana kız. Bak şimdi. Söyle kızım. What is this? Baba. Utandırma kızı enişte. Al bakayım şunu da. Oo, hem de yeni onluk ha, gıcır gıcır. Ver bende dursun kızım. Düşürürsün, müşürürsün. Teşekkür yok mu dayıya? Teşekkür ederim dayıya. Yarım kilo da beyaz peynir ver bana Yusuf abi. Yumuşak mı olsun? Yumuşak yağlı. Dün gece yine senden sonra sahura kadar arabanın başında buz kestim be penguen. İki tabak pilav satacağım diye zatürre olacağız valla. Ne yapsak abi? Ramazan bitene kadar ara mı versek işe? Verelim madem. Yıka arabayı bir güzel. Zincirlesin oraya. Bayramdan sonra bakarız. Olur. Hoş geldin baba. Hoş geldin Halil Bey. Hoş geldin babacığım. Günaydın dede. Duymadın kızım. Dedenin kafası bozuk. Sultan Hanım gene odaya almamış anlaşılan. Biz de bu sabah Gül'le seni konuşuyorduk babacığım. Neyi mi konuşuyordunuz iblis? İşte. Üzülüyoruz babacığım olanlara. Aa! Yüzüne ne oldu öyle? Ne olmuş? Ne varmış yüzümde? Aa şey baba şey. Kanepenin izi kanepenin. Kanepe mi iblis? Hıh! Zevzeklik istemez çocuğun yanında. Sırıtmayın öyle kırarım boynuzunuzu. Hadi aslanım hop. Bakın işinize. Zaten adamın kafası bozuk. Onun derdi kendine yeter. Sefil olmuş kanepelerin üzerinde sabaha kadar zavallı. Sen kime sefil dedin iblis? Ne kanepesi? Kim uyduruyor bütün bunları? Tamam. Öyle demek istemedim babacığım. Ne kanepesi? Tövbe. Hadi kızım. Öp dedin elini de gidelim. Hadi. Kolay gelsin Dursun abi. Eyvallah. Çıkmıyor musun yine öyle yavaş yavaş? Ne yapalım birader? Kendi pislikleri yetmiyor, bir de köpeklerinin pisliği. Sana söylemedi abi, alınma hemen. Bizim süpürgemiz var, paraşımız da var bak. Helal olsun. Keşke herkes sizin gibi olsa. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ ol abi. İyi günler Tertip. İyi günler Cafer amca. Hadi penguen. Arabayı yıkamayı unutma sakın. Yıkayacağım abi tamam. Hadi. Babana yardım mı ediyorsun yeşil ne tatlı? Ediyor ya. Abla oldu benim kızım. Baba biz de köpek alalım ne olur. İcat çıkarmayın kızım. Kuş köpek. Kendimiz zor sığıyoruz zaten eve. İyi günler. İyi günler. Ver şunları ver. Sana söylüyorum hey. Vereyim de Muvaffak Bey duymasın. Kesin emri var. Servise üst kattan başlayacaksın dedi. Bağırtma beni sokak ortasında sabah sabah. Başlarım onun emirlerinden. Ver bakalım. Nerede bu gazetenin feneri? Fener mi? Anam. Yoksa vermediler mi? Hah buradaymış. Buyurun. Şunun içine pilini de koysalar ne olur sanki?
Kalkmadı mı daha aile teyzem Sabri Bey amca? Uyuyor mu pembe pembe? Kalktı evladım, kalktı. Uyumuyor ki sıcaktan. Allah kahretsin. Yakmasana şu kaloriferleri böyle cayır cayır be adam. Nefes alınmıyor içeride. Vah aile teyzeciğim, vah. Biz de pişiyoruz. Hükümet doğalgaz yetiştirmek için oradan oraya koşturuyor. Bunlar burada bedavaymış gibi cayır cayır yakıyorlar. Bana bak. Söyle o yönetici bozuntusuna vallahi 5 kuruş ödemem. Kısınca da üst kattakiler üşüyoruz diye şikayet ediyorlar ama efendim. Beceriksizlerin elinde kaldık. Kimseden böyle bir şikayet geldi mi geçen kış? Galata'dan at beni at beni. Halice in tut beni tut beni. Şafakta horoz. Pek neşelisiniz efendim bu sabah öpüp, maşallah. Öpüp, erkenden de kalktınız hayrola. Öpüp öpüp uyandı. Bakın bestem hemen dilinize takıldı. Siz de hayran kaldınız herhalde. Asıl sözlere hayran kaldım efendim. Cenab Bey ruhuyla yüreğiyle ne güzel yazmış. Çekiyor kürekleri. Elleri sevda. Yeter efendim kesin şunu sabah sabah. Çok da kötü söylüyorsunuz. Affetmişsiniz siz onu efendim. O pis kadından daha iyi söylüyorum herhalde. Karışma kızım, ne güzel söylüyor. Söyle kızım söyle, aferin. Elleri... Ha, kaçta gidiyoruz stüdyoya? Sizin ne işiniz var efendim stüdyoda? Geliyorum efendim. Bırakmam sizi o kadınla yalnız. Yalnız değil efendim. Yavuz Bey de geliyor. Çok ayıp böyle şeyler düşünmeniz. Ben de geliyorum dedim efendim. Duydunuz mu? İşte o kadar. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbi. Anneniz ne olacak peki? Evde yalnız bırakamayız. Onu da mı götüreceğiz yanımızda? Ayla nereye gidiyoruz kızım? Çırpıcı çayırına mı? Ya sabır ya Rabbi ya sabır. Niye sabaha kadar cayır cayır yakıyorsunuz kaloriferi diye bize bağırıyor kitapsız. Ödemeyecekmiş yakıt parasını. Adam biraz haklı evladım. Bu ay bir doğalgaz faturası geldi felaket. Zaten memleket enerji sıkıntısı çekiyor. Kaloriferde bir arıza mı var acaba? Baktırsak diyorum. Yok hocam, ne arızası? Muhalefet yapıyor kitapsız. Aa, Cafer olmuyor ama. O adamın laflarını babama taşıma diye sana kaç defa rica ettik. Tövbe vallahi hocam. Benim bir şey taşıdığım yok. Kendisi git söyle dedi. Tamam evladım, tamam. Sen vazifeni yaptın, hadi. Ben öyle Sabri Bey'in her dediğini hocaya yetiştirecek olsam. Oho. Aa. Ne diyor başka? Oho, ne demiyor ki hocam? Sakın ha Cafer, başlama gene. Bak vallahi külahları değişiriz. Sevim Hanım'a da git söyle lütfen. Gelmesin bir daha bu eve o sarhoş adam. Baş ne? Evladım, ben de bir şey söyleyebilir miyim? Düşüncesiz, büsbütün kızıştırıyor ortalığı. Düşüncesiz efendim, 50 kere söyledik. Söyle ona biz babamızı sokakta bulmadık. Ayşel kızım, dur biraz ben konuşuyorum. Sen de o Sabri Bey'e fırsat veriyorsun Cafer. Yapmıyorsun işini. Yapıyorum vallahi hocam. Oo. Hadi canım ne yapıyorsun? Merdivenler leş gibi. Kapıdaki ampulü kaç gündür söylüyorum değiştiremedin. Yeter Ayşel. Bu apartmanda yönetici siz misiniz ben miyim? Özür dilerim baba sensin tabii. Kızma. Sana yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tamam kızım tamam sağ olun. İşine bak hadi. O ampul bugün derhal değişecek tamam mı? Tamam hocam. Merdivenler de haftada 2 kez silinecek, tertemiz olacak. Hı? 2 kere mi? Hı? Anam. Ne oldu, itirazın mı var? Yok hocam, ne itirazı? Davut Usta'ya da rica ettiğimi söyle, kalorifere bir zahmet baksın. Başla. Anneciğim, tamam bitirdik işi. Yavaş oğlum, ne işi? Bırak gezisi anne. Ablamla eniştem de destek çıkıyor, 4'ümüz gidiyoruz. Oh, Zeynep de mi geliyor? Gelecek de anne. Ya bir küçük sorun var. Babamla konuşsam biraz. Konuşamam dedim sana oğlum, hiç ısrar etme. Yapma be anne. Vallahi ben bilgelerin gitmesine de karşıyım zaten. Sırası mı şimdi böyle bir gezinin? Tam sırası anne. Milanyum bağda üstünde. 1000 yılda bir kere geliyor, muhteşem olacak. Sizin aklınız bir karış havada oğlum. Bir yandan ekonomik kriz. Ülke deprem felaketini atlatamamış. İnsanlar çadırda. Bak evleri yetiştiremiyorlar bir türlü. Yetiştiriyorlar da anne. Beğenip de içine giren yok. Neyse işte. Paranız çoksa soğuktan titreşen o zavallı çocuklara yardım edin. Etmiyor muyuz anne? Vatan hainiymişiz gibi konuşuyorsun sen de. Ya bu da bir ihtiyaç. Hiç ihtiyaç falan değil Ali. Baban da sana aynı şeyleri söyleyecek, bak görürsün. Ya aşk olsun. Kimse dinlemiyor mu bizi bu evde?
Dilimde tüy bitti. Yine kim sıktı bu macunun ortasından? Bana hiç bakma baba. O konularda çok dikkatliyimdir bilirsin. Ben zaten korkumdan diş bile fırçalamıyorum efendim. Şaka efendim şaka. Ben sıkmadım vallahi. Musluk da açık kalmış. Sıcak su şarşar akıp gidiyor. Yahu siz ne kadar zengin insanlarsınız. Bir lambayı yakıyorsunuz. Arkanızdan gelip kapatmasak sabaha kadar yanacak. Ne oldu Şükrücüğüm? Ne canım. Ne olacak her zamanki münasebetsizlikler. Sen mi sıktın bunu böyle ortasında? Yok vallahi baba. Anlaşıldı. Ben sıktım o zaman. Kendime bağırıyorum. Boşuna nefes tüketme Şükrücüğüm. Sen tasarruftan bahsediyorsun ama onlar milenyum derdinde. Milenyum mu? Ya anne bu da böyle damdan düşer gibi söylenmez ki. Evet, yılbaşını Prag'da geçireceklermiş. Sıradan bir yılbaşı değil ama efendim. Prag'da müthiş gösteriler olacak. Oo maşallah. Ülke IMF'nin kapısında el açsın. Oğlum hani siz şirket kuruyordunuz? Vallahi hiç anlamıyorum. Şirket iş tamam baba, kuruyoruz. Ne iş tamam? Ne yaptınız? Kuruluşu 2000'in ilk ayına bıraktık efendim. Zaten yeni yasal mevzuatın netleşmesini bekliyoruz. Aferin be. Sadece limited mi olsun, anonim mi olsun ona karar veremedik. Onu da bu akşamki toplantıda konuşacağız. Ben limited'den yanayım efendim. Öyle mi? Niye? Anonim şirkette birbirimize kazık atmamız daha zor da o yüzden baba. Şaka maka boş durmamışlar Nazan. Gitsinler mi diyorsun? Gitsinler gitsinler. İşe başlayınca bir daha fırsat bulamazlar. Oo ancak 1000 yıl sonra efendim. Oley be aslan babam benim. Al götür şunu banyoya bakayım. Işığı da azıcık bırakma bir daha. Ay Sedat yeter. Yeme artık içime fenalık geldi. Yemek zorundayım Serpil. Saat 4'e 5'e kadar nasıl dayanırım başka türlü katilin yanında. Gözüme saatte iftar bekliyoruz kardeşim. Sen yine dua et günler kısa. Dikkat et baba oruçlu numarası yaptığını anlarsa iftarda seni yer Yavuz amca. Anlayamaz kızım. Tak kaçın kurası senin baban. Nasıl Trabzon işin çakabildi mi? Nasıl uyuttum iniği ayakta? Tak buyur canım abicim. Sana kara lahana. İnternetten cızız. Ay Sedat Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın. Felaketsin vallahi. Katile öyle güzel anlattın ki uçağı kaçırdığını bilmesem ben bile inanacaktım Trabzon'a gittiğine. Sen sonuca bak Sertil. Tak aldı mı kara lahanayı? Bitti. İnternetten cızız. İcabında Irak'a gitmeden tak 5 ton Bağdat hurması getirir senin kocan. Saddam'dan saygılarla. Yaparsın Sedat. Vallahi senden korkulur. 2000 bizim yılımız olacak Serpil. Tak bizim. Tony'den davet aldım. Tony kim? Kim olabilir anne? Tony Blair. Ha. Bizim Tony hayatım. Geçen gün internette chat yaparken Sedatçım gel Londra'ya yerleş. İngiliz ekonomisinin sana ihtiyacı var dedi. Ah bırak Sedat bırak. Çok dinledik bunları. Aslı'ya da bir teklif var. İş teklifi mi? Hayır evlenme teklifi. Ne evlenmesi anne? Sadece arkadaşız Bora'yla. Arkadaş ha? Necibi Bora? Ne iş yapar? Tak bilelim. O da memur canım. İşte bunun gibi. Memur evet ne olmuş? O zaman hep böyle arkadaş olarak kalın evladım. Benim böyle yılda %15 zam alan memura verilecek kızım yok anlaşıldı mı? Unut. Galata'dan at beni at beni. Derem. Halice in tut beni tut beni. Şafakta horoz sesi. Kız prensi ötsene kız. Ne öyle got got got. Şarkının tam burasında ü diyeceksin kız. Kız yok ablacığım. Horoz o. Sapına kadar erkek. Milenyum horozu. Vatandaş onunla gurur duyuyor. Bir türlü öğrenemedi şarkıyı ama kız. Gecenin köründe ötmeyi biliyor ama. Eli kolunu oynamasın ablacığım. Laf yok ya buraya. Ne bu kılık sahneye çıkar gibi. Klip için yaptırdım ya kız. Havaya girmek için giydim. Çıkar ablacığım. Adam gibi bir şey giy. Mevzu olmayalım vatandaşı Ramazan günü. Kimse görmez kız. Alırım üstüme bir manto. Sen de yayılma öyle kalk hadi Sabri Hoca bekliyor. Beklesin ablacığım. Sık boğaz etme vatandaşı. Başlarım hocandan. Galata'dan at beni at beni. Mi mi. Do re mi fa sol la si do. Çok heyecanlıyım kız boğazımda bir şey var sanki. Yumurta iç ablacığım. Çiğ yumurta. Balla karıştır iyi gelir. Mi. Babacığım adam eline lan eline. Baban öldü baban. Tabanları şişti. İn çık in çık. Uf anam. Uy. Söyledin mi o buna kaloriferleri? Söyledim söyledim.
Davut Usta'ya da rica ettik, bakacak. Ha şöyle, yola gelin biraz. Millete yaranmak için paraları bacadan savurmak kolay. Evde mi Yavuz Bey? Evde. Ne yapıyor? Bilmem ki valla. Pijamayla oturuyordu öyle. Pijamayla mı? Hay Allah. Geç kalacağız. Stüdyoya gidecektik provaya. Gülsüm ablacığım buyur. Buyurun. İyi günler. İyi günler. Sen mi götürdün kızları Gül? İyi ki götürmüşüm. Okulda kaloriferler az yanıyormuş. Tabii efendim. Herkes yakıtı bizim gibi bol bulmuyor. Sıkı sıkı giydirdim ama Banu'ya da yeni bir bot lazım. Ayağı su alıyor. Bakarız Gül, alırız. Gülsüm Hanım, bakar mısın? Ne tatlı taramışsın saçlarını Ayla teyzeciğim. Günaydın. Hadi evladım. Ne dikilip kaldın orada, bizi mi dinliyorsun? Dinliyorum, bana ne? Hadi tertip. Efendim Ayla Hanım, buyurun, ne istemiştiniz? Bizim biraz stüdyoda klip işimiz var da annem evde yalnız kalacak. Olmaz öyle şey efendim. Ne işiniz var sizin stüdyoda? Bir dakika efendim, konuşuyoruz. Biz yokken annemle biraz ilgilenir misiniz diyecektim. Vallahi bilmem ki, birazdan Türkan Hanım da gelir. Teyzeyi mi o anneanneye alsa? Daha neler efendim? Ne işi var kadıncağızın hastalığının içinde? Karışmayın efendim, konuşuyoruz. Ayşe yengem baksın Aile teyzeciğim, öyle yumuşak yumuşak. Aa sahi mi? Bakar mı? Ne tatlı sahi mi diyorsun? Söylerim, bakar, ne var? Olmaz efendim. Alaman bozuntularının hizmetçisine kalmadık. İşte. O bizim hizmetçimiz değil Sabri Bey amca, çok ayıp. O benim Ayşe yengem. Babacığım, aganikliğin aganikliğin. Şşşt. Gene diktiniz şu Hristiyan adetini tepemize Ulviye. Tövbe. Çarpılacağız vallahi mübarek gün. Nein Davut, Hristiyan adeti falan değil. Bütün insanlar benimsemiş bu ağacı. Üstelik milenyum. Bırak Ulviye, ne milenyum? Annene hazırlık yapıyorsun sen. Gelecek görecek bunu. Aferin kızıma diyecek. Onları da bize benzetmiş. Yakışır mı hiç bir Türk ailesine? Yanlış düşünüyorsun Davut. Türk aileleri de seviyor bunu. Halis bayılıyor. Ayşe'nin de hoşuna gidiyor. Sor bak. Öyle mi kızım? Hoşuna mı gidiyor? Gidiyor vallahi enişte. Tövbe. Halis, Halisciğim. Halis. Bak. Aa, kırdınız mı? Hı hı. Ağacımız ne tatlı değil mi baba? Şimdi ya Allah ki pencereden fırlatacağım ha. Tövbe tövbe. Anne bak ne diyor? Bize de öyle söylüyor yavrum. Oruç başına vurdu biraz. Sana iş çıktı Ayşe yenge. Ne iş Halis? Suna teyzeye bakacaksın. Suna teyze de kim? Sabri Bey'in kayınvalidesi. Alzheimer hastası. Olsun anne. Sabri Bey amcayla aile teyzem stüdyoya gideceklermiş. Şimdi komşu olduk ha. Hangi yüzle söylediler bunu? Onlar değil baba, ben söyledim. Ayşe yengem bakar dedim. Hıh, iyi alt ettin. Kendi kafamdan ne işler çeviriyorsun öyle dumkof? Nein Davut, dumkof yok. Ramazan ayındayız. Çocuk bir iyilik yapmak istemiş. Korkarım abla, ben ne anlarım hasta bakmaktan? O ne anlar hasta bakmaktan? O yalnız Noel ağacı süslemesini bilir. Tövbe. Suna teyze kimseye bir şey yapmaz Ayşe yenge. Oturur öyle yumuşak yumuşak. Korkarsan ben de gelirim. Ol, bir yere gidemezsin. Şu kalorifere bakayım, doğru dükkana gideceğiz. Anne baksana şu kocana ne diyor. Annen açık açık söylemiyor ama Cem bu işin olmasını pek istemiyor. Sanmıyorum. Öyle Cem, ne yapsak engellemeye kalkıyor. Bize hiç güveni yok. Çok ağrıma gidiyor vallahi. Bize niye güvenmesin canım, Aydın'a güvenmiyor. Haksız da değil yani. Derdi Aydın falan değil Cem. Babanın da para koyacağını öğrendi ya. Başladı hemen Bizans entrikalarına. Ay ne menfi kadın. Aman Özge, sanki senin annen çok olumlu. Benim annemin ne olduğu belli Cem. Raporu var. Anneannemin nesi var? Aa, sen orada oturmuş bizi mi dinliyorsun bıcırık? Özge, sözlerine dikkat et. Vallahi her şeyi babaannesine de anneannesine de yetiştiririm. Siz mantoya bakarken ben de saçıma bir röfle yaptırayım bari. Yaptır da Mine, böyle uzun boylu bekleyemem. Şirkete gitmem lazım. Sen git oğlum, biz döneriz bir taksiyle. Tabii canım, şuradan atladık mı?
Duydun değil mi Şevket? Gelinin bu sabah yine ne dedi? Haksız da değil Emine. Sen de bazen sahiden çok menfi yaklaşıyorsun. Şevkini kırıyorsun çocukları. Baba parasıyla şirket kurmak kolay. Marifet devamını getirmek. Getirirler. Cahil değil ya bunlar, aptal da değiller. Hepsi profesyonel artık, deneyimli. Oğlum sen de yıllarca çalıştın, çabaladın. 3-5 kuruş biriktirdin. Şimdi hepsini çarçur etmesinler. Ortada daha bir şey de yokmuş canım. Öyle havadan sudan konuşup konuşup dağılıyorlarmış. Duydun mu Şevket? Hay yani Hacer Hanım, bir sen kalmıştın. Kim söylüyor bunları? Ergun Bey söylemiş Abbas'a. Şimdi konuşacağım onunla da. Başka derdi kalmamış. Yeter yahu, biraz rahat bırakın şu çocukları, görelim ne yapacaklarını. Ay yavaş oğlum. Çarpacaksın şimdi birine. Bak sakın şimdiden konuşup orada burada dallandırmayın işi. Bizim patronların kulağına gitmesini istemiyorum. Duydun mu enişte? Sana söylüyorum. Hiçbir yerde konuşmuyoruz sevgilim, merak etme. Şirket kurulana kadar çıt çıkmaz bizden. Sokağa giriyor muyuz ortak? Nereden alacağız Zeynep'i? Ha köşeye çıkacak. Sen şimdi bu genel müdürlük konusunda ciddi misin enişte? Ciddiyim oğlum. Benim hakkım. Fikir benden çıktı. Cem hepimizden daha deneyimli. Biz de bugüne bugün koskoca bir radyonun genel yayın müdürüyüz hayatım. Parayı da babam bastırıyor. Ya geçtin enişte, uyuma. E babamla amcam da para veriyor Aydın. Konuşuruz bunları daha enişte. Oylama yaparız. Günaydın. Günaydın. Günaydın Zeynepciğim. Ne haber? İyilik. Beklettik mi? Yok ben de şimdi geldim. Sizden ne haber? Haberler iyi ortak. Pırağa gidiyoruz hep birlikte. Aa. Evet sen de geliyorsun. İyi de nasıl gelirim Ali, param yok ki. Parayı düşünme. Sen bendensin. Benim paramı da eniştemler çekiyor. Yalnız bir şartla. Genel müdürlük için kime oy vereceğinize bağlı. Kadın babanı parmağında oynatıyor Gül. Parmağında. Yazık yazık. Babam da adam olsun oynatmasın. Hah, şuraya yazıyorum. Yine koparacak istediğini. Dediydi dersin. Buyurun, iyi günler. Buyurun. Ay, çok heyecanlıyım kız. Kayıt provasına gidiyoruz. Hayırlı olsun. Sabri Bey de sizi bekliyordu efendim. Çal kuçuk komşumun kapısını. Başla. Efendim iyi günler. Biz hazırız, bekletmedik inşallah. Saat gibisin komşum maşallah. İyi günler efendim. Sen de mi geliyorsun kız? Geliyorum efendim. Sizden mi izin alacağım? Geliyor efendim. Sizin için bir mahsur yoksa. Ne demek komşum? Şeref verir yengemiz. Halice'in. Ablacığım sözlerimize dikkat edelim biraz. Tamam kız anladık. Efendim vallahi çok heyecanlıyız. Sen onu bir de bana sor kız. İçim pır pır böyle pır pır. Annemi üst kattaki şeye kadına bıraktık Gülsüm Hanım. Evde. Siz de ara sıra bakın. Olur olur bakarız merak etmeyin. Şafakta. Koçum sahip çıkın teyzemize. Tabii canım. Ne demek? Uyanır beni. Ablacığım elin ağzını oynamasın. Kız dilime takıldı ne yapayım? Sormayın efendim. Ayla Hanım'ın da sabahtan beri diline takıldı söylüyor. Hiç bile söylemiyorum efendim. Allah canını almasın kız. Yine mi tuttuk acın? Uyuran. Katil eseriyle gidiyor Sevim, koş! Tünemiş yine pencereye baykuş. Sabri Bey'le Ayla Hanım da gidiyor Sevim. Gidiyoruz Sayın abim, eyvallah. Ne yaptınız büyük hanımı? Kilitlediniz mi yoksa? Sevim de beni kilitledi buraya. Yedirdik pırasaları Zeyna gibi oldu maşallah. Kurtarın beni şunun elinden. Biz yengemizin işlerine karışmayız Sayın abim. Al şu canavarı. Atla ablacığım. Sallama. Yenge buyur. Teşekkür ederim. Atla sen de komşum. Efendim ilk defa biniyoruz, nazar değmesin. Pek de güzelmiş, yeni herhalde. Yeni komşum, buyur. Kaldır şu bisikleti koçum. Deprem falan sanmasın vatandaş. Hadi. Başla. Hey maşallah, uçtu be. Kaçırdın Sevim, gittiler. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Kızıl geldi Sevim, koş. Merhaba Cemil Bey, nasılsınız? Hiç iyi değilim, dökülüyorum. Bakar mısın bana? Vah vah, geçmiş olsun. Neyiniz var?
Yok bir şey efendim. Numara. Sevim Hanım eve kilitlemiş. Maksat kapı açılsın. Anlaşıldı. Bir iki hastam var. Onlara bakayım gelirim. Hemen gel. Ateşim var. Boğazım ağrıyor. Dümen efendim. Dümen valla. Evden kaçmak için. Aç kapıyı Sevim. Kızıl geliyor. Kızıl mı? Niye? Hasta mı var? Ben hastayım Sevim. Başım dönüyor. Demin camdan düşüyordum az kalsın. Otur oturduğun yerde. Çok hastayım Sevim. Aç şu kapıyı. Bağırtma beni Cemil. Vallahi şimdi ben atarım seni camdan. Anahtar nerede? Burada ne olacak? Ver şunu. Dur. Dur Sevim dur. Dur. Yutma. Susuz yutma. Sana bire getireyim. Nasılsın kızım? İyiyim teyze, seni sormalı. Havalar iyice soğudu. Sorma, dışarısı buz. Allah fakir fukaranın yardımcısı olsun. Amin, amin. Rahat mısın orada? Arkana bir yastık koyalım. İyi böyle teyze, sağ ol. Hayrola kızım, niye güldün? Yok bir şey teyze. Bunak bunak diyorlar ama akıllı uslu konuşuyor maşallah. Annen nasıl? Annem sizleri ömür teyze, çok oldu. Vah vah. Allah rahmet eylesin. Sağ ol. Duydun mu Rüknettin? Şaziye vefat etmiş. Şaziye değil teyze, annemin adı Fatma. Fatma. Fatma kim kızım? Annem rahmetli. Sahi annen nasıl? Tövbe yarabbi. Söyledim ya teyze, öldü çoktan. Yalan söyleme. Daha dün rastladım Sultan Hamam'da. Tövbe yarabbi. Galata'dan at beni at beni. Halice in, tut beni tut beni. Şafakta horoz sesi ürü ü. Öpüp öpüp uyanıdır beni. Ay kısaca beynine sağlık. Şahane bir beste yapmışsın. Çekin elinizi efendim. Eli kolun rahat dursun ablacığım. Vatandaşa taciz yok. Ay kız yavaş olsana, ne öyle katil gibi. Öldürecek misin bizi kasetimiz piyasaya çıkmadan? Aman efendim, Allah esirgesin. Yârim ayvan saraylı, kayının fırlası allı, çekiyor kürekleri. Sana söylüyorum kız, adam gibi sür şu arabayı ha. Bak bunun kemeri de yok, ona göre. Sıkı tut yavru yavrucuğum, sakata gelmesin. Cafer abi baksana biraz. Hı? Ne oldu Ayşe Hanım, hayrola? Çok korkuyorum Cafer abi, duvarlarla konuşuyor. Konuşur öyle. Şimdi de kağıthaneye gidelim, kayağa binelim diye tutturdu. Bir bak şuna Allah aşkına. Anam ben bakamam, ağzım maniler. Oklavaya kapıp üstüme falan gelir. Türkan Hanım'a söyleyelim en iyisi. Ayşe? Türkan Hanım, Türkan Hanım. Ayşeciğim ne oldu? Seni Allah gönderdi abla, teyze sapıttı. Aa sapıttı mı, o nasıl söz? Cafer, ne oldu? Çabuk Türkan Hanım, gelmişler yine teyzeye. Görüyor musun Rüknettin? Bırakıp yine beni bu hayırsızlar faytona binip mısır yemeye gittiler. Anam. Tövbe yarabbi. Korkacak bir şey yok Ayşeciğim, sakin ol. Yok bir şey yok. Nasılsın teyzeciğim? İyiyim kızım, hoş geldin. Baban niye gelmedi? Ben Türkan teyzeciğim, doktor doktor, karşı komşunuz. Karıştırdı. Ha. Alzheimer hastaları yakın ilgi ister, böyle devamlı sevgi ister. İyi maşallah iyi, bir şey yok. Gel Cafer. Ayşeciğim çekinecek bir şey yok. Ben de sizinle oturacağım Sabri Beyler gelene kadar ha. Hadi. Kızım badem çeker tutsana misafirlerimize. Alo. Evet burası. Ah buyurun Muvaffak Bey. Şişt, öptüm kız tertip. Hangi kızı? Hüseyin abinin bulduğu kızı. Tamam. Hani şu arkadan gördün mü gibi. Önden de gördüm. Anladım. Konuştuk fıstık gibi. Tamam. Sinemaya da gideceğiz. Davut Usta. Muvaffak Bey arıyor sizin apartmandan. Söyle kızım. Sordum fiyatı. 70 milyonmuş o sirkülasyon pompası. 70 milyonmuş Muvaffak Bey. Hı hı. Parka gittik, bir öptüm, bir öptüm. Hı hı.
Tabii ki. Ben de bunu öpüyorum. Ne var? Benimki daha güzel. Benimki tamam. Dudakları çok güzel. Öpe öpe doyamazsın. Yalancı hadi. Tamam. Ben de bunu öpüyorum her gün. Nasıl öpüyorsun? Ne var? Kendisi i̇şte gelecek doğru. Zaten. Davut Usta, Muvaffak Bey seninle konuşmak istiyor. Geldim kızım, geldim. Al! Ne yapıyorsun sen öyle Dumkov? İş baba. E yapıyorum. Eğiliyorum öyle yumuşak yumuşak. Yalan amca. Öpüyor kızı. Tövbe. Hangi kızı? Atıyor baba. Asıl o öpmüş kızı. Öpmüş mü? Parka gitmişler. Dudakları böyleymiş. Böyle gibi. Al! Alırım ayağımın altına şimdi ikinizi de. Muvaffak Bey bekliyor usta. Ne diyeyim size bilmem ki. Başınıza vurdu herhalde. Tövbe mübarek gün. Alo! Muvaffak Bey buyurun. Vallahi bu doktorun hakkı ödenmez. Bizim hanım yıllardır biraz şeydir üzerinize afiyet. Deprem felaketi de tuz biber ekti. Anlıyorum. İyice dengesizleşti. Neler çektim bir bilseniz. Aylarca eve giremedi, çadırda yattık. En fecisi gecenin bir yarısı sıçrar, bağırır, boğazıma sarılır. Ama şimdi çok iyiyiz maşallah. Şeytan kulağına kurşun. Bizim hanım kuzuya döndü. O canavar gitti, sanki bir melek geldi yerine. İki gecedir evimizdeyiz çok şükür. Sıcak yatağımızda uyuyoruz. Huzur geldi yuvamıza. Bitti mi Nimetciğim? Nasıl geçti hayatım? Tuh, senin boyun devrisin Raşit. Neler anlattın içeride doktora öyle? Üç nimet ne anlatacağım? Yok durup durup düdük çalıyormuşum. Yok pencereden atlamaya kalkıyormuşum. Tüh rezil. Utanmadın mı ha? Ben deli miyim? Tahta kafa. Yok Nimet ne delisi? Bak bak bir de göz kırpıyor bana. Nimet bırak beni. Göz falan kırpmadım vallahi. Sensin deli. Paralarım vallahi. Bırak paralarım. Beni. Doktor Bey. Nimet bırak doktor beni. Bey. Ha şöyle kız. Koy bir tabak daha. Acından öldürecek misin adamı? Zaten bütün gün oruç tutmuş. Zehir zıkkım yesin inşallah. Teneşire gelesice. Beddua etme şu adama kız Ramazan günü. Döner dolaşır başına gelir Allah korusun. Öyle hortloz hortlo olmuyor. Gördün işte sen de. Faydası yok. Ne yapayım peki abi? Ayaklarını mı yıkayayım pis moru? Devir mülenyum devri dangalak. Biraz yüzüne gülsen ölür müsün? Bak devletler bile barışıyor. Yunanlar canciğer kuzu sarması olduk. Nerede kaldı erişten? Bak iyi insan lafının üstüne gelirmiş. Hoş geldin enişte. Sana haberlerim var. Ne haberi iblis? Bizim bu cahil yaptığına pişman olmuş. Gel buyur sofraya. İstemez istemez. Ben kendine ev alemi getirdim. Alıştım bekar sofrasına. Olur mu hiç enişte? Yakışır mı senin gibi koskocaman adama? Çorbayı getir kız. İçelim beraber sıcak sıcak. Ezan okundu mu Halil Bey? Okunacak Sultan Hanım. Hadi gene iyisin enişte. Ayıptır söylemesi. Mübarek gün odadasın bu gece. Uzat ayaklarını. Hadi kız. Öp eniştemin elini de açalım orucumuzu. Öp hadi kız nazlanma. Öp de barışın. Ha şöyle. Ayıp. Dargınlık mı olurmuş karı koca arasında? Senin klip nasıl oldu acaba Cenab abi? Kızın sesi fena değil. Bilmiyorum İbikçi. Bilmek de istemiyorum. Fenalık geldi bu apartmandan da insanlarından da. İzin ver hiç değilse bir geceliğini unutayım. Sertapları evden mi alacağız? Teklif ettim ama gerek yok dedi. Doğrudan galaya gelecekler. Orada buluşacağız. Arkadaşını çok merak ediyorum Cenab abi. Acaba nasıl biri? Melike mi? Fena değil İbekçi. Ben gördüm. Şöyle balık etinde, otuzlarında evlenip ayrılmış. Fransızcadan çeviriler yapıyor. Sarışın. Güzel desene abi. Güzel İbrikçi. Hatta çekici de denilebilir. Tabii sen sarışınlardan hoşlanıyorsan. Hoşlanmaz olur muyum abi? Hoppala. Tam sırası.
Cafer geldi abi. Eyvah. Ne yapacağız şimdi? Ne yapayım? Bir şey söyleyecek herhalde. Aç bakayım. Hı. İyi akşamlar. Cafer'cim çıkıyoruz. Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Derse geldik efendim. Dur İbrikçi dur. Benim hatam. Çocukları İngilizce çalıştırmak için söz vermiştim. İngilizce mi? Ben çalıştırırım. Çok iyidir İngilizcem. Benim adım Cemil. Hadi kızlar masaya. İbrikçi. Cafer'cim tamamen unutmuşum canım içi. Bağışla. Bir başka gün ertelesek. Tabii Cenap Bey ne demek? Aa, insanlık hali. Yarın çalışalım. Olmaz mı Burcucuğum? Ben Banu'yum. Banu tabii. Banu. Nasıl unutmuşum özür dilerim. Burcu ablanın adı. Benim adım Yeşim. Ah Yeşim tabii yavrum. Ah, nasıl unutmuşum. Telaşımdan karıştırdım aslında. Al bakayım yavrum şunları. Birini de kardeşine ver. Oo, teşekkür etseniz de kızım. Teşekkür ederim. Verin bende dursun. Düşürürsünüz falan. Hmm. İyi akşamlar, akşamlar güzellerim. İyi hadi akşamlar. Hadi Celi'ciğim sen de. Hadi Cemil abi. Aa, sahi sen nasıl çıktın evden? Banyo penceresinden kaçtım. Aydınlıktan tırmandım. Anam yaparsın valla. Sen iğne deliğinden bile geçersin. Benim adım Cemil. Şimdi anlatayım mı nasıl kaçtığımı? Çok ilginç. Dinlemek isterdim ama ne yazık ki vaktimiz yok. Paltolarımız nerede İbrikçi? Hadi, hadi canım için. İtle şöyle çıkıyoruz. Sinemaya mı? Hayır, tiyatroya canım için. Dönünce anlatırım. Hemen gitmemiz gerek. Hadi Cemil hadi, abi. Hadi gel. Hadi canım. Gel, gel, gel. Hadi. Kızlar gelin. Hadi. Hadi çocuğum. Hadi çocuğum gel. Siz gidin babam affedersin. Ben kalırım. Artık hiç fark etmez Abbas abi. Kaldık kalacağımız kadar. Film de bitmiştir. Bir haftadır bekliyordum. Sorumsuzluk bu ya. Ayıp. Gelsin ağzıma gelin söyleyeceğim. İnsan bir tarafı eder ya. Efendim. Aa, merhaba Cem Bey. Biz de... Öyle mi? Yok, önemi yok. Ver kızım, ver. Ben konuşayım. Bir dakika Cem Bey. Hayrola Cem Beyciğim. Merak ettik efendim. Aman efendim lafım olur estağfurullah. Bekleyeceğiz tabii. Vazifemiz efendim. Siz keyfinize bakın. Size de iyi geceler efendim. Saygılar. Lafa bak lafa. Toplantıyı Aydın Bey'in babasının evinde yapıyorlarmış. Gelmeyecek gelmiş. Patron onlar müdürüm affedersin. Keyfi misin? İster gelir ister gelmez. Abbas bak zaten kafam bozuk çok konuşma. Yuh be. İnsan şimdi mi söyler bunu? Yazıklar olsun. Hiç kıymetimiz yokmuş bunların gözünde. Boşuna konuşmayın Ergun Bey. Kalalım diye siz ısrar ettiniz. Cıvık cıvık konuşuyor bacım affedersin. Bizi de çaktınız buraya. Neyse neyse olan oldu. Hadi çıkalım. Toparlar Abbas Bey. Bu saatten sonra otobüs dolmuş. Bizi düşünen yok. Peşinin özel arabası var tabii. Binerler şimdi. Ah! Biner müdürüm affedersin. Adamın kendi arabası. Ya sen ne kalın kafalı adamsın be. Biz binmesinler mi diyoruz? Git başımdan. Eyvah. Yağmur da başladı galiba. Heh, işte şimdi tam hap yuttuk. Hadi Abbas Bey. Yürü şimdi otobüs durana kadar da göreyim boyunu. Kimsenin umurunda değil. Hiç yorma kendini boşuna. Sanırım benzin bitti. Bitti galiba abi. Ne yapacağız? Ne yazık ki bu soruya uygun bir yanıt gelmiyor. Taksi maksi de geçmiyor. Acaba şu anda ne yapıyorlar? Kim abi? Sevtap'la Melike. Bizi bekliyorlar mıdır dersin tiyatroda? Oo, oyun bitmek üzere abi. Belki bir mucize olursa çıkışa yetişiriz. Sanmıyorum İbikçi. En iyisi... Şarkımızı söyleyelim birlikte. Ne şarkısı abi? Klip şarkımız İbrikçi. Galata'dan at beni, at beni. İn Halice. Tut beni, tut beni. Şafakta horoz sesi. Öpüp, öpüp uyandır beni. Neyse, katilin eserinin şarkısındaki gibi şafak söküp horoz sesleri duyulmadan bir çekici gelmiş canımın için. Sevtap'a yetişelim, Melike ile buluşalım derken o gece fena üşütmüşler. Şimdi evlerinde yatıyorlar. Arabayı da satışa çıkardılar. Olsun, Avrupa Birliği'ne üye adayıyız artık.